Arkadaşlar merhabalar. Garston Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. İyi pazarlar dilerim hepinize de. 9 koşulu düne göre biraz daha zor bir program var. Dün açık yarışlar vardı. Bugün maiden ağırlıklı daha zayıf grupların oluşturduğu yarışlar var. Hani güzel ikramiye gitme ihtimali de vardır her zaman için böyle tip yarışların. Birinci koşu şartlı mücadele. Burada ikili onu safkan 50 kilo bu apranti biniyor büyük bir ihtimal. Kilosundan dolayı yanına at yazılır arkadaşlar. Burada 8 bende grubun kaliteli atı olması, yani tabelasız kaliteli çıkması az da olsa favori yaptı. Grup çok zayıf bir grup. Her an her şey olabilir. O yüzden 2, 8, 4 yarış tecrübesi olan 1, 7 sürpriz yapma ihtimalleri var. 5'te Louis Saez var. Bunları 6, 3, 9. Bunlar da pencere. Bunların değerlendirmesini size bırakacağım. Grubun zayıf olmasından dolayı hani çok AGF'ye de güvenmeyin derim. Mümkün mertebe at bulundurmaya çalışın bu grupta. Ki yeni koşan at AGF alıyorsa bunu görmemiştim. Bakın. Mutlaka değerlendirin. Bu tip gruplarda bu tip atlar yarış kazanabiliyor. Biliyorlar. İkinci koşu şartlı mücadelede 2 nolu safkan kazanabilir bir grup ama grupta da çok yakın atlar birbirlerine. Hani tek atacak arkadaşlara itiraz etmem 2 için. Ben yanına at yazılması taraftarıyım, geçecek atlar var. 4 örneğin bir tanesi. Kalite handikap puanları aynı. Sert rakibi olur. O da AGF almış durumda. 2-4, 4-2. Ganyanlı gelecek at bu gruba düşmüş. Sürpriz atı, grubun kaliteli atı 5. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara en azından bu üçlü öneririm. 1, 6 ve 3 diğer atlar. Bunların yazımını size bırakırım. 1, yaştan dolayı kaybetti bende. 6 ve 3'ler genç atlar. Onlar da yaştan dolayı geri planda kaldılar. 2, 4, 5 arasında bir yarış. Beklentim bu yönde. 3. koşu meydan. Burada 3 nolu safkan handikaplı atlar içerisinde grubun en kaliteli ve tecrübeli atı olması tek olmayı hak eder vaziyette koşuyor. Çıkmazsa yarıştan bence tek olur vaziyette. Tabi çim pist dönmezse kum pistte sentetiğe. Yeni koşan atlardan Irat Ortiz 2 AGF almış durumda. İlk önce rakibi olur. 4-5 gibi diğer atların yazımını size bırakırım. Maiden yarışta görebildiğim bu 3'ün yarışı kazanması tek olması gerekir. Dördüncü koşu meydanın dişi arka arkaya AGF getirirler mi? O da muamma biraz. Burada 2 net favori grubun handikaplı atlar içerisinde net favorisi kazanması tek olması gerekir Murat Ortiz'de. 1-3-5 yeni koşan atlardan rakip çıkar. Bu atı geçecekse bu yeni koşan atlar geçebilir. Beşinci koşu şartlı dişi. Burada da altın oğlu safkan. Grupta müsait kalınca tek olur vaziyette start oluyor. Favori. Ondan daha kaliteli olan AGF çıkmış 5 nolu safkanı rakip olarak öneririm. Yaş avantajı bulunan 2. Bunların arasına girer sürprize imza atabilir. Değerlendirmem bu şekilde. Çok sürpriz. Bu gruba düşmüş ama handikap kalite puanı yeterli olmayan. Yani Louis Saez'in bilmesiyle sürpriz ihtimali olan 8'i Ganyan'ın attır. Çok sürprizi öneririm. 6, 5, 2 önereceğim safkanlar. Bunlardan biri kazanır. 8 çok sürpriz. Varsa diğer atlardan tuttunuz arkadaşlar. Burada yakın veriyorlar. Altıncı koşu tekrar maiden. 1700 metre çim maiden'ı. Hani çimden dönerse eğer sentetiği ortalık karışır. Bir de 7 nolu safkan yarıştan çıkarsa ciddi anlamda ortalık karışır. 7 tek olur vaziyette start oluyor. Yani ufak kuponlar için net olarak söyleyebilirim. Grubun en kaliteli atı yeni koşan atlar var. Onlardan 1 AGF almış durumda rakip olur. Yarıştan çıkacak atlar da var bu grup içerisinde. 7 kalır çim koşarlarsa tek olabilir değerlendirebilirsiniz. Eksik koşar ise yarıştan çıkar, pist değişir. 11-16 başta olmak üzere 1 ve diğer atların yazılması gerekir. Bu tip gruplarda Ganyan'ın atlar, sonuncu atların dahi çok kolay yarış kazandıklarını biliyoruz. Sürpriz çıksın diye de konan bir maiden dişi yarışı.
Yani şirketin de istediği buradan sürpriz bir adın gelmesi açıkçası. Yani ya yedek olur ya da kapatmaya kadar gitmenizi tavsiye ederim. Yedinci koşu şartlı dişi. Burada da 4 ve 5 arasında kaldım. İkisi de AGF almış durumdalar. Biri kazanır arkadaşlar. Dileyen AGF'yi tek atar. İtiraz etmem. AGF'den 4'ten daha kaliteli durumda koşan, onu da formda iyi olan 5'i yazabilir. Ben 5'ten yanayımdır böyle durumlarda. 5-4 bitmesini beklediğim bir yarış. Sürprizini bir yaparım, bir atortusunu. Yeriniz varsa bir de değerlendirebilirsiniz. Normali 5-4 bir sıralama bu şekilde bitiyor bende. Gerçekleşecek ne olacak tabii biz de merakla bakacağız. 8. koşu tekrar maiden koşu 7 nolu safkan. Handikaplı atlar içerisinde kalitede kalsa da grup içerisinde ona çok yakın atlar da var. Hani tek olur vaziyette start alıyor 7. Öncelikle bunu söyleyeyim. 7 favorim. 6 burada kalite handikap puanıyla 4.lüğüyle rakip olarak öneririm. Yeni koşan atlardan bir AGF almış Ratortiz. Yazılması gereken safkan. 19. Yine iyi durumda gördüğüm safkanlar. 7'nin eksik koşmasına bağlı olarak. Yarışın AGF'si 2-3. Ben de geri planda çıksalar da olurlar. Olmaz demem. Yeriniz varsa yazılı bilir atlar. 7-6 yeni koşan at 1. Ben de bunlardan birinin kazanması normal sonuç olacak. 7 direkt olarak favorim. Yani tek olabilir safkan diyebilirim 7 nolu safkan için. 9. ve son koşu. Burayı 2 at önereceğim. Diğer atların yazımını size bırakacağım. Karışık bir koşu. Eğer 9 ve 3 eksik koşu çıkartırlarsa AGF'lerde herhangi bir atın gelme ihtimali çok yüksek. 9 net favorim. Kazanmasını beklediğim safkan. Son ayak teki olarak da öneririm. Yaş avantajı, son yarışını kazanması. Bence AGF'lerde daha yüksek puan alması gerekirdi. 9 ben de direkt çıkan safkan oldu. 3 bu atın yerine geçer eksik koşar ise. Diğer atlardan hiçbirine itiraz etmem. Olurdu demem, olmazdı demem. Bütçeniz oranında da at yazmanızı öneririm. Yakınlar, çok yakınlar birbirlerine. 7-9 yaşında olduğu için geri planda bıraktım. Yoksa direkt favorim olurdu. Dezavantajı bu. 9 yaşında. Gelmez demem tabii kesinlikle. Aynı şekilde 2 son yarışı iyi değil diye geri planda bıraktım. Murat Ortiz'e rağmen. Onun da yaş avantajı, dezavantajı var. Bu şekilde aktarmış olayım son koşuydu. Umarım başarılı program geçiririz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.